Merhaba canlar, Ceylin Akçalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size her hafta içerik üretmeye devam ediyorum. Umarım diğer videolarımı da izlemişsinizdir. İzlerseniz eğer ilişkiniz hakkında yaşadığınız problemlere dair birçok çözüm yolu bu kanalda sizlerle birlikte. Çok uzatmadan hemen konuya geçmek istiyorum. Sana eğer bir seviyor, bir sevmiyor gibi davranıyorsa ne yapmaya çalışıyor, amacı ne? Gerçekten seviyor mu? Hissettikleri, düşündükleri şeyler neler? Bunlardan bahsedeceğim. O zaman siz de kanala abone olduysanız haydi videoya geçelim. Bazı insanlar var ki gerçekten ilgiye çok ihtiyacı var ve karşısındaki bir insandan ilgi gördüğünde o ilgiyi bırakmak istemiyor. Görsel olarak ona tam olarak hitap etmiyor olabilirsin ya da yaşam tarzı olarak ona hitap etmiyor olabilirsin. Ama sevgini çokça gösterdiğin için ya da bir şekilde ona belli ettiğinden dolayı senden uzaklaşarak kaçıyor olabilir. Ve senin sevgini, ilgini de istediği için aslında bir taraftan, o yüzden sana karşı böyle dengesiz davranıyor olabilir. Peki bunu neden yapıyor? Hayatında onunla ilgilenen çok fazla insan yoksa eğer, ailesiyle alakalı problemleri varsa ve aileden yana çok fazla sevgi gören bir kişi değilse, hayatı çok yoğunsa, bu yoğunluktan ötürü dışarıda sosyalleşmek adına zaman geçiremediği bir evredeyse ve aynı zamanda hayatındaki problemleri maddi manevi boyutlarda büyük ise, onun kaçabileceği tek liman sen olmaya başlarsın. Neden? Çünkü sen onu seviyorsun. Sen onun nazarını çekiyorsun. Sen onun kötü sözlerine rağmen onunla olabiliyorsun. Aynı zamanda seninle sevgili olmasına da gerek kalmıyor tüm bu yaptıklarıyla birlikte. Ayrıca seninle sevgili olmasına da gerek kalmıyor. Sen ne kadar bunu istesen de seninle hem vakit geçirip böyle sevgiliymiş gibi hem de sevgili değiliz biz diyebildiğinden dolayı aslında kendi çapında sana bir nebze oyun oynuyor diyebiliriz. Yani duygusal anlamda kendini ona kaptırdığını bir şekilde belli etmişsin. Orada bir hatan var. Demek ki diğer videolarımı izlemedin kanalımda. Eğer izleseydin onu sürüm sürüm nasıl süründürürsün? Nasıl kendine aşık edersin? O taktik oynatma listesi var ya, benim tam tehlikeli bir oynatma listesi. Aynı zamanda kızlar ve erkekler için özel olarak oluşturduğum oynatma listeleri var. Oradan da videolar izleyebilirsin. Yani aslında bu tarz bir insana yapman gereken şeyleri ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Ama şu anda onun kafasından geçen ve sana yapmaya çalıştığı şeylerden bahsedeceğim ben. Aranızda böyle bir flört gibi bir şeyler olmuş olabilir. Ya da böyle sana tam flört ediyormuş gibi davranmış, sonrasında senden uzaklaşmış olabilir. Bir gün böyle bakıyorsun, çok güzel mesajlaşıyorsunuz. Sanki seni düşünüyor, sana değer veriyor. Beraber geçirdiğiniz anlara dair bir şeyler söylüyor sana. Ertesi gün sanki onları söyleyen o değildi. Sanki başkasıydı. Sanki seni bir hayalin içine attı. Ve sen kendi kafanda kuruyorsun. Sen sanki tek başına yaşıyorsun bir şeyleri. Ama o hiçbir şey yaşamıyor. Uzak kalmaya çalışıyor ama sen ona müsaade etmiyormuşsun gibi konuşuyor. Niye? Çünkü seni manipüle ediyor. Seni manipüle ettiği için seni parmağında oynatıyor hayatın. Bunun farkına varman gerekli. Eğer farkına varmazsan bir şeyleri düzeltemezsin çünkü. Sinirlendim. Bunu yapan çok insan var ne yazık ki. Yani gerçekten duygularını kullanmak için elinden geleni yapabiliyor. Bu da kendisini tamamen değersiz hissetmesinden kaynaklanıyor. Dediğim gibi hayatında o kadar çok problem var ki, işte hayatında geçinemediği o kadar çok insan var ki ve kendisini kıymetli hissetmiyor. Özgüveni düşük insanlar bunu yaparlar arkadaşlar. Özgüveni yüksek olan insanlar sana karşı net olur. Der ki bak seninle olacak ya da olmayacak. Yani bunun ikisinin arası yok. Ama özgüvensiz insan sana bunu yapar. Bir seviyormuş gibi, bir sevmiyormuş gibi yapabilirler. Yani sana yapabileceği bazı şeylerden bahsedeyim ya da geçmiş zamanda yapmıştır belki bu söylediklerimi. Seni arkadaş ortamına alır, onlarla tanıştırır. Sen de dersin ki ay ne güzel, arkadaşlarıyla tanıştım. Güzel güzel anlatıyor yani bir şekilde. İşte onların yanında seninle özellikle böyle yakın durur. Böyle hatta daha da yakınlaşmaya da çalışabilir. Eğer bunu yapıyorsa bil ki gerçekten özgüvensizin teki ve arkadaşlarına hava atıyor. Ya bak benim yanımda kız var. Yani şey, senin ismin mesela Buse olsun. Tamam mı? Hani Buse değil. Yani yanımda kız var diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir karakter, bir kişi olarak değil, tamamen bir cinsiyet olarak seni orada bulunduruyor. O yüzden sen iyi düşünüyorsun, seviyorsun çünkü seni çok iyi anlıyorum. Özlüyorsun, onunla vakit geçirmek istiyorsun. İşte arkadaşlarıyla ne güzel vakit geçiriyoruz, işte güzel şeyler oluyor, arkadaşları da bana değer veriyor falan diyorsun ama o senin arkandan öyle mi konuşuyor? Çünkü eğer öyle konuşmasa döner der ki sana ben senden gerçekten hoşlanıyorum. Biz sevgili olalım yani. Ben elini dışarıda sevgilimmiş gibi tutmak istiyorum der. Yani seni arada bırakmaz. Hem seninle sevgili olmayacak. Burada bunu kızlar da yapıyor. Kız arkadaş ortamına seni alır. Kızlara gösterir bak
Siz tek takılın bak kanka, ben yalnız değilim, yanında erkek var görüyorsun. Yani böyle şeyler, böyle muhabbetler geçiyor. Sizi arkadaş ortamıyla tanıştırıyor olması direkt size çok değer veriyor anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü ardınızdan sizin hakkınızda ne konuştuğunu bilmiyorsunuz siz. Özellikle erkekler bunu çok yapıyor. Yani hava atıyorsunuz, itiraf edin aşağıda. İlla ki vardır, öyle arkadaşınız vardır. Siz yapmıyorsanız arkadaşlarınız yapmıştır yani bunca zaman. Kesin görmüşsünüzdür, çok var çünkü. Kız gidiyor mesela arkadaş grubu bundan, diyor ki ya diyor şimdi diyor akşam için şeyi arayayım, mesela Gamze'yi arayayım, işte ertesi günde işte şeyle buluşayım, Selin'le buluşayım. Ya kanka siz de tek takılın ya, üf sap sap takılıyorsunuz diye bir de onlarla dalga geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle insanlara dikkat edin. Peki böyle bir insan olduğunu nasıl anlarız? Öncelikle böyle arkadaş çevresinde böyle sürekli kahkahalar, kikiriler, insanlarla dalga geçme muhabbetleri varsa senin yanında da yapıyorlardır. Eğer böyle bir arkadaş ortamı varsa zaten orada senin muhabbetin kesinlikle geçmiştir. Bunun iyi ya da kötü geçtiğini de ancak şu şekilde anlarsın. Seninle sevgiliyken mi onların arasına getirdi, yoksa seninle öylesine görüşürken mi seni onların arasına getirdi? Oradan anlayabilirsin. Eğer ki sana karşı net olsa, gerçekten duygusal bir şeyler olsa, sevgili olsanız, hani sana böyle yapması güzel bir şey. Ama ve lakin hani sevgili değilsiniz. Bir seviyor, bir sevmiyor. Bir mesajlarına yanıt veriyor, bir vermiyor. Ve kafası karışık gibi davranıyor. Sonrasında sana şey diyor. Ya buralar çok fazla problemim var. Şimdi ben bunu düşünecek durumda değilim. Sen de beni anlamıyorsun. Beni zaten kimse anlamıyor. Sen de anlamıyorsun. Beni anladığını zannetmiştim. Sen de beni anlamıyormuşsun. Sen de sevgiyi hak etmiyorsun. Tam seni sevmeye başlamıştım. At yalanı, at. At yalanı, at, inansınlar, at bakalım. At paşam, at. Kızlar da yapıyor bu arada. Bu videoda herhangi bir cinsiyet belirtmedim. Her iki taraf da yapıyor olabilir, cinsiyet fark etmeksizin. Özellikle erkekler daha bir baskın olabiliyor bu konuda. Çünkü yani özgüven anlamında yaşadıkları sıkıntıları etrafındakilere göstermek istemedikleri için bunu bu şekilde maskeliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu çok belirgin bir özelliktir, bu arkadaş muhabbeti. Eğer birbirinizden uzaktaysanız, yani uzak mesafe ilişkisindeyseniz, eğer kendisi yalnızlığından kurtulmak için seninle ara sıra mesajlaşıp aynı zamanda seninle sevgili olmuyordur. Çünkü sana hesap vermek istemiyordur. Yani hani şuraya gittim, buraya gittim, bunun hesabını vermek istemediği için seninle sevgili olmak istemiyordur. Sadece seninle zaman geçiriyordur. Yarın bir gün yüz yüze tanıştığı bir kız yüzünden ya da yüz yüze tanıştığı bir erkek yüzünden seni terk edebilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden onu kendine iyice bağlamanın yöntemini bulman gerekli. İlerleyen dakikalarda anlatacağım ama bunun haricinde başka videolarımla da takviye yapman gerekiyor. Çünkü tek bir video yetmeyecektir bu problemi çözebilmen için. Daha fazlasına ihtiyacın var yani. Aranızda bir aydan daha uzun bir süredir böyle gel gitli zaman dilimleriniz varsa, duygusal anlamda sana bir şeyler yaşıyormuş gibi hissettirip sonrasında çok duygusuz, böyle saçma sapan ruhsuz davranıyorsa, yanında birilerini gezdirdiğini görüyorsan, hatta sen ne karışıyorsun, sen benim sevgilim değilsin ki gibi laflar söylüyorsa, çok önemli bir şey. Sanki sana hesap vermek zorunda değilim, sen benim sevgilim değilsin ki falan gibi böyle kesin net böyle çıkışları vardır bunların. Aşırı özgüvensizler, tamam mı? O yüzden biz onları özgüvensizliklerinden yakalayacağız. En ince çizgilerinden. Bir insanın zaafını bilmeniz gerekiyor ki sonrasını oradan yakalayabilin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi senin zaafın ne? Ona olan sevgin. O ne yapıyor sana? Senin sevgini sana karşı kullanıyor. Çünkü bu senin zaafın. Onu görmek istemen senin zaafın. Hep bunu sana yaşatıyor yani. Tam böyle kavga ediyorsun, belki ona rest çekiyorsun. Tatlı şeyler konuşup bir şekilde seni kendisine yeniden çevirebiliyor. Ya da aylar sonrasında tekrardan seni arasa bile sana karşı nasıl konuşursa ona iyi gidersin. Senin sevgini kendisine karşı nasıl kullanabilir, ilgini nasıl kullanabilir, bunların hepsini kafasında hesaplayabiliyor. Şimdi peki ne yapacağız? Yapacağın şeylere dair adım adım ilerliyoruz. Sana mesaj atarsa yanıtla, mesaj atmazsa yanıtlama. Ya da bir anda onun günaydınlar, iyi geceler falan yazmana gerek yok. Çünkü siz sevgili değilsiniz. Sonrasında senin bu soğukluğunun nedenini soracak sana. Sen diyeceksin ki biz sevgili değiliz ki, yani normal sıradan iki konuşan insanız. Tabii ki de böyle konuşan, nasıl konuşmamı bekliyorsun ki gibi. İşte önceden böyle konuşmuyordu falan. O önceden de, eskiden yani, eskiden. Böyle düşünüyorum. Benim sevgim sana fazla geldi. Çünkü sen normal şartlarda bu sevgiyi hak etmeyen bir insansın. Seni özlemeyi bile hak etmeyen bir insansın. Ben bunun farkına vardım. Farkına vardıktan sonra dönüp kendime dedim ki ya ben niye kendimi hırpalıyorum?
Özellikle telefon aramasıyla bunu söylerseniz daha iyi. Ben kendime niye hırpalıyorum ya? Yani karşımda bunu hiç hak etmeyen, özgüvensiz, kendisi için bir şeyler yapmaya bile çalışırken sürekli beceriksiz davranan bir insan var. Yani ben neden onun için çabalayayım ki diyemeye başladım sana dair diyeceksin ona. Yani hani onu özgüvensizliğinden vuracaksın. Öyle kelimeler sarf et ki tabii çok ağır şey argo niteliğinde olmayacak şekilde böyle vurucu, ince yani hani sivri dilli derler ya, sivri dilli cümleler kullanman lazım. Onun özgüvensizliğini vurgulayarak, işte başka insanların onu sevmediğini vurgulayarak, sevgiyi hak etmediğini vurgulayarak konuştuğunda karşı taraf bir anda sana kızacak. Diyecek ki sen benim hakkımda nasıl böyle konuşursun falan filan, yüzüne telefonu kapat. Bak ciddi, yüzüne telefonu kapat. Dinleme bile, bağırmasın, dinleme. Sana kızarsa, bir şeyler söylerse mesela mesajlarda engelle. Bayağı engelle yani. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü delirecek. Sana cevap veremedi ya. Normal şartlarda hep cevap verirdi, sen de yanıt verirdin ya. Ama şimdi cevap veremeyecek. Delirecek böyle. Sana kızgınlığından seni sürekli merak etmeye başlayacak. Merak ettikçe stalklamaya başlayacak. Seni stalkladığında da sen böyle güzel şeyler paylaşırsan, böyle eğleniyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Hatta böyle yanında arkadaş grubunda güzel insanlar var, kalabalıklardasın diye gösterirsen kendini, oh bizimkine bak, çoktan böyle böyle ortamlara girmiş demeye başlayacak, zoruna gidecek, anlatabiliyor muyum? Ama sen birisiyle sevgili değilsin, sadece geziyorsun yani sonuçta. Bu onun güvenini kırar mı gibi soru işaretlerin olabilir ama sonuçta sana güvenmesi lazım yani, yoksa nasıl ilişkiniz olacak? Artı senin ona daha çok güvenmemen lazım çünkü bu ilişki isteyen sendin, o kendisi istemiyordu. O yüzden böyle davranabilir, öyle konuşabilir, fark etmez. Sen de ona diyeceksin ki sen de aynısını yaptın, sen de suçlusun, sen de böyle yaptın. Hani sürekli artık hak etmiyorsun. Sevmek istemiyorum, güvenmek istemiyorum, seni unutacağım, sana hak ettiğin o sevgisizliği göstereceğim. Böyle kelimeler sarf et, anladın mı? Hani seni artık görmek bile istemiyorum, unutmak istiyorum diye böyle res çektiğinde bir anda o şaşkaloz tabağa dönecek. Aradan biraz zaman geçince işte sakinleştin mi, öfken gitti mi, bak görüşelim mi diyecek sana yani. Hani eğer sana şu kadarcık değer verdiyse, bak şu kadar minnacık bir değer verdiyse, sen de görüşmek istemesen de, aramasan da, sormasan da ve ona bu şekilde konuşsan bile dönüp seni arar. Ya da bir şekilde sana ulaşır, bir şekilde karşına çıkar. Ufacık sevgi verdiyse sana yani. Eğer seni kullandıysa yapmaz bunu, ben sana söyleyeyim, bak uyarıyorum. Seni kullanmaya çalıştıysa kendi çıkarları doğrultusunda, bu fiziksel olabilir, sevgin anlamında, ilgin anlamında olabilir. Ufacık bir sevgi beslemeden senin yanında bulunduysa, tabii ki geri dönüş yapmayacaktır, öfkesi devam edecektir falan, sonra unutacaktır. Ama bu düşük bir ihtimal. Genelde bu tarz insanlar böyle bir resten sonrasında geri adım atmaya başlıyor. Sen artık ona böyle pas vermiyorsun, artık o kadar önemsemiyormuş gibi davranıyorsun falan. Hani o sana tekrardan geldikten sonrasında görüş. Yani o sinirin, öfken birazcık azalınca, onun da siniri, öfkesi azalınca görüş, yüz yüze gel. Yüz yüze geldikten sonra yine böyle nazlı ol yani. Hani erkek de olsan, kız da olsan fark etmez. Biraz kendini ağırdan al. Yani ben çokça düşündüm, sen ne düşündün falan diye onu sorgula yani. Sen yokken ne düşündü, seni kaybetmek onu korkuttu mu? Bir onları gözlemle, sana karşı tavırları ne anlamda değişti bunları gözlemle. Sonrasında da bu videodan sonrasında nasıl bağlarsın onu kendine, bağlama taktiği var. Bağlama taktiğini kullan. Bağlanması için yapman gerekenler diye de bir başlığı vardı. İki tane videom var bu konuda. Onları da izle, onları da uygula. Sonrasında aranızda bir ilişki başlayabilir, güzel bir ilişki başlayabilir ama bu dediklerimi harfi harfine yapman gerekli. Tabii yine doğaçlayabilirsin ama fazla da doğaçlama, fazla da çevirme, abartma yani, anlatabiliyor muyum? Sonrasında tekrardan böyle aranızda çok daha güzel bir diyalog olacaktır. Sana haksızlık yaptığını fark edecek. Aslında seni kaybetme korkusu oluşmaya başlayacak sen bunları yaptıktan sonrasında. O yüzden seninle sevgili olmak isteyecek. İçinde de birazcık da sevgi olduğu için bunu yapacak. Eğer dediğim gibi şu kadarcık yoksa, yani zaten olmasın, anlatabiliyor muyum? Bu kadar sevgisizliği mi hak ediyorsun? Bir kendine gel, bir silkelen ya, bu kadar da değil yani. O kadar seni hiç sevmeyen, gram sevmeyen bir insana zaten olma. Ama şu kadarcık sevgisi varsa sana gelir, tıpış tıpış gelir. Sen istediğin kadar engelle, istediğin kadar uzak durmaya çalış, fark etmez.
Gelir canım, merak etme. Öyle çok insan var ya. Neyse, anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Siz de beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. Bu videoya süper teşekkür atabilirsiniz. Eğer benden özel danışmanlık isterseniz açıklama kısmında yazdığım kafuleri.com'a gelip randevu alabilirsiniz. Instagram üzerinden de soru cevap yapıyorum hikayelerde. O hikayelerdeki soru cevaplara katılarak bana sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.